Mutlu günler diliyoruz. Yeni bir haber dosyası, yeni bir haftanın başlangıcından merhabalar dileyelim. Ve bugün akademisyen Sayın Bilge Azgın bizlerle birlikte. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. Nasılsınız? İyiyiz, iyiyiz. Evet, önemli bir hafta sonunu geride bıraktık ki dün Türkiye'de bir referandum seçimi vardı. Evet, gözümüz kulağımız buradaydı ve başa baş giden bir süreç vardı. Ancak %51 ile bir evet kararının çıktığını görüyoruz sandıktan. Tabii tartışmalı bir de referandum oldu. Diğer taraftan mühürsüz zarfların, pusulaların olduğu bir seçim oldu bu. Tabii bunda itirazlar sesleri yükseldi ve bunlarda da filigran olduğu açıklaması geldi daha sonra YSK'dan ve geçerli olduğu açıklaması da geldi. Evet, nasıl değerlendirelim, ne kadar şeffaf diyebiliriz bu referanduma ve tabii ki bu oran ne ifade ediyor? Tabii yani referandumun zaten koşulları bir kere şeffaf değildi. Hani hayır diyecek ve evet diyecek olanların siyasi olarak eriştiği imkanlar, imtiyazlar, ellerinde olduğu donöler ve güç arasında çok uçurum vardı. ama ona rağmen tüm bu ortama rağmen %49 çıkması da dikkate alınması gereken bir şey. Herkes tarafından. Diğer taraftan da tabii ikiye ki... İkiye bölünmüşlük var şu an baktığımızda. Evet, zaten şey, anketlerin yani tabii ki %60 diyenler de oldu, evet çıkacak diyenler de oldu. Zaten ilk öyleydi hesaplar. Binay Yıldırım'ın yaptığı konuşmalar işte %60-70 falan tutarız diyorlardı. Ama tabii sonra 2-3 hafta kala böyle bir tedirginlik oldu. Hani anketlerin övünme şeyi düşmeye başladı. Şu anlamda yani %60 değil de. Dolayısıyla yani %52 evet veya %51-52 hayır. Çıkma potansiyeli, çünkü %2 aşağı yukarı bandı var anketlerin oynama. Dolayısıyla çok yakın ve baş başa olacağı da belliydi bu seçimin. Ve sonuna kadar da öyle oldu. Yani sonuçta YSK öyle açıklama yapmış olabilir ama aldıkları karar seçim, yani hukuka aykırı bir karar. Hem kendi tüzüklerine hem de seçim halk oylamasındaki şeylere aykırı bir karar. Ancak bunun, bu hukuksuzluğun yaptıkları bu şeyin dönüşümü olur mu, onu da bilmem. Hani öyle bir şey olması için yargı bağımsızlığı ve hukukun üstünlüğü ilkesi geçerli olması lazım. Yani mesela Amerika'da Trump örneğin habire imza atıyor, şu kararı veriyor, yok duvar yapacak, şunu yapacak, dönüyor mahkemelerden. Evet. Ama şimdi Türkiye'de, yani Amerika'da en azından öyle bir sistem var. Hukukun, insan haklarının koruduğu bir sistem. Şimdilik tam erozyona uğramadı Amerika'da. Yok ki her zaman çok mükemmeldir. Öyle bir iddiam yok. Ancak Türkiye'de şu anda pek o da yok. O yüzden hani böyle işte Sayın Erdoğan'ın da dediği gibi yani şey, boşuna uğraşmayın. Daha Atalan Üsküdar'ı geçti. Evet, öyle bir sanırım ifade kullandı. O olayı da özetliyor. Yani evet. Atalan Üsküdar'ı geçti ama yani tabii şimdi şey olur ya, futbol yorumlarında sonuca göre değerlendirme yapılır. Ben tabii sonuca göre değil de genel, yani şimdi Erdoğan'ın %51.4 almasaydı, %49 alsaydı da ciddi bir kendi tabanını sandığa götürmüş, kendi tabanında ciddi bir kısmını evet dedirtmiş olacaktı. Hani %51'e göre, %49'a göre dememek lazım, bakmak lazım ve demek lazım ki yani ciddi ideolojik tabanı Erdoğan'a sahip çıktı. Ve öyle yorumluyorum. MHP'de ciddi bir çok yani %60-70 diyorlardı. Belki de biraz daha fazla ciddi bir kayış var. Yani İstanbul, Adana, bu güçlü olduğu yerlerde baktığınızda Mersin, bunlarda çok ciddi bir kayış var hayıra. AKP'nin daha o pragmatik tabanı hayır demiş veya gitmemiş sandığa. Yani AKP'ye daha çok hani ideolojik sebeplerden, siyasi ideolojik sebeplerden değil de işte ekonomidir, şudur budur, yoldur falan filandır, pratik sebeplerden dolayı parti oy verenler hayır demiş ki Ankara ve İstanbul'da hayır çıkabilmiş. Evet. Önde çıkabilmiş. Yani bunun sonucu bu. Bir de tabii diğer bir sonucu da yani zaten biliyorsun bugüne kadarki haritalarda
Türkiye hem sahillerde hep CHP alırdı. Evet. Güneydoğu HDP alırdı, Kürt hareketi. Orta kısımlarda hep AKP alırdı. Yani üçe bölünmüş bir harita, seçim haritası mevcuttu. Şimdi tabii bu %49-51 onu bu kutuplaşmanın üzerine bir de bu bindi. Onun için ilerisi için ince bir kutuplaşma görüyoruz. Kaygı verici. Kaygı verici çünkü şöyle de bir şey, kurgulanan sistem, yani zaten şu andaki yürürlükte olan sistem 1982 Anayasası. Ve o anayasa tamamen toplumu zapturapt altına almak için yapılmış bir anayasa tasarısı. Tamamen merkeziyetçi, devletin en tepesinden her şeyin YÖK'e kadar idare edildiği, eğitime kadar idare edildiği, sendikalara kadar, ona buna kadar karışıldığı bir sistemdi. Şimdi bunun üzerine bir de Türk tipi başkanlık sistemi eklendi. Evet, ne bekliyor? Çünkü evetle birlikte hayırcıların kaygıları vardı yine tek adamlık noktasında. Evet, şimdi ne bekliyor Türkiye'yi bu çıkan sonuçla birlikte o zaman? Şimdi dediğim gibi yani evet al %51.4 falan evet aldı ama şimdi o evetlerle yani mesela dediğim gibi İstanbul, Ankara, İzmir birçok ilde hayır dedi. Şimdi o %1'lik evetle hayır diyenleri daha çok güçlü bir şekilde süper şeyle yönetimle yönetecek ve eğer o %51'in değerleri üzerinden yönetmeye kalkılırsa o diğer hayır bölgeler bu tabii ki kutuplaşmayı ve gerginliği ve huzursuzluğu doruk noktaya vardıracağı da şüphe yok. Dolayısıyla nasıl hareket edilir, ne yapılır, ne olur? 2019'da zaten 3 maddesi geçecek yürürlüğe ama 2019'dan sonra tam olarak şey yapacak. Ne olur sistem? Açıkçası bilemiyorum ben de. Yani herkes gibi. Bu biraz da tabii nasıl davranış, nasıl strateji geliştireceğine ilgili. Ama bugüne kadar verilen doneler bunun bu kazanımın bu seçim kazanımının yani güç paylaşımı veya çoğulculuk yolunda bir adım atılmayacağı. Çünkü son 6-7 senedir baktığımızda çoğulculuk değil çoğunlukçuluk mantığı üzerinden hareket eden kendi rejimini meşruiyet kazandırmaya çalışan bir şey var. Siyasi yapı var. Bir milli irade mitolojisi var. Mitoloji derken tabii bunu küçümsemek anlamında değil. Cumhuriyetçilerin de kendi mitolojileri var. Yani mitolojiler dünyayı anlamaya ve dünyadaki varlığımızı idame ettirmeye yarayan bir şey. Yani mesela Batı'nın bilim mitolojisi vardır. Bilimin her şeyi çözeceği gibi bir mitolojisi vardır. Şimdi bu milli irade mitolojisinde yekpare bir milletin yekpare bir iradesi varmış gibi kurgulanmakta ama bildiğiniz gibi sizin de veya herkesin yekpare olan bir irade yok bir milletin içinde, herhangi bir milletin içinde. Birçok iradenin bir araya gelip oluşturduğu bir takım şeyler var. Bu konsensüs olur, farklılık olur, tartışma olur, fikir ayrılıkları olur. Dolayısıyla olmayan bir şeyi yekpare bir bütün milletin bir tek iradesi üzerinden kuruladığınızda bir sistemi ve onu da bir insanın üzerinden ve devleti de bir insan üzerinden özdeşleştirdiğinizde o rejim tabii ki çok güçlü olur ama aynı zamanda da çok kırılgan olur. Çünkü yani bir insana bağlanıyor bütün milletin bekası, devletin bekası yani Bahçeli'nin de tav olduğu söylem buydu. Yani özellikle 15 Temmuz'dan sonra Bahçeli'nin gördüğü artık devletin, Türk ulusunun devlet ve millet bekası Tayyip Erdoğan'dan geçer noktasında da biraz şey gördüğü için o yöne gitti ve yeni dönemde budur artık. Yani artık AKP falan yoktur. Erdoğanizm var. Yani Tayyip Erdoğan var artık. Ve milletin, ulusun, devletin iradesi, bekası falan artık ona bakar. Bu yeni dönemin şifreleri de bunlar zaten dünkü konuşmalarda da Sayın Bahçeli'nin de yaptığı açıklamalarda daha da güçlü bir şekilde ona ele verdi sanırım. Evet, yine dünkü konuşmalara dönersek ki evet Atağlan Üsküdar'ı geçti şeklinde bir açıklaması oldu. Ve yine konuşma esnasında o idam çağrıları da yükseldi ve gerekirse bunu
Bununla da ilgili bir referanduma gideriz ve bunun kapısı nasıl açılacak? Nasıl endişelenmemiz gerekiyor bu açıdan? Dünkü konuşması ilginçti. Yani hani hem enerjisi açısından daha sakin bir tonda yapıldı. %51.4 pek hoşnut oldukları bir rakam değil. Çünkü Sayın Erdoğan'ın tek başına Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde 51.8 almıştı bir önceki Ekmelettin İhsanoğlu karşısında ve Selahattin Demirtaş karşısında. Kimseyi çok mutlu eden bir oran değil. Onun altında bir evet aldı. Yani o orası orada duruyor. Hı hı. Tabii evet aldı ama onun altında bir oranda aldı. Dünkü konuşmasında yani Atalan Üsküdar'ı geçti dedi. Üsküdar'da da hayır çıktı ama benim anladığım. Öyle dedi ama tabii yani sistemi değiştirdi, evet doğru. Yani o açıdan söylediğinde bir şey yok ama hani bu sistemle nereye kadar gidebilir? Yani bu sistemle şimdi bence işi daha da zor olacak. Çünkü bir kutuplaşma, bir gerginlik daha bindi ve bunun üzerinden bir ülke yönetilecek. Diğer taraftan referandum sonuçlarında doğudaki oyları da gördük. Hı hı. Ciddi bir hayır var hala daha orada. Tüm belediyelere kayyum atandı. O hal var orada da, yani ciddi bir durum söz konusu orada. Tüm onlara rağmen yani o problem de hala daha devam edecek. Suriye'deki keşmekeş durum devam edecek. Dolayısıyla Türkiye'yi çok ciddi dönemeçler bekliyor. Bu durumda o konuşmasında bir diğer konu irdelenmesi gereken, özellikle müttefiklerimizin dedi bu sonuca saygı duyması gerekir dedi. Yani belli ki şeyin de farkındalar. Yani özellikle Avrupa Birliği ve ABD seçimlerin, çünkü AGİT geldi, gözlem yaptı. AGİT'in raporunu okuyacağız dedi. Hem AB yetkilileri hem ABD dışişleri sözcüleri. Ve mühürden bahsettiler onlar da, biz nasıl konuşuyoruz, hukuk aykırıdır diye. Evet. Onlar da bu tartışmaları yapıyor. %49'u da görüyorlar ve bunun zaten sağlıklı bir ortamda olmadığını ve yani bu şeyin meşruiyetinin pek biraz zor, yani o diplomatik değil de tabii ki biraz zorlayıcı olduğunu söylüyorlar şimdilik. Dolayısıyla meşruiyetini kazandırdı mı, daha da güçlendirdi mi Sayın Erdoğan'ın bu referandum soru işareti. Yani %55-60 gibi bir şeyle evet çıksaydı yani meşruiyeti daha güçlü olacaktı. 51.4 tüm bu tantananın içinde biraz tabii ki zorlayıcı, yani dış ilişkiler açısından da biraz zorlayıcı. Ve eğer sizin bahsettiğiniz... Daha iyi değerlendirilmesi tabii, gerekip ona göre hareket edilmesi gerekiyor. Tabii Türkiye'nin bir de önümüzdeki 5 yıl nereye gideceğini da ipucunu veriyor. Yani Batı'yla olan ilişkilerde bu biraz tabii ki dile getirilecek gibi duruyor şimdilik. Ve eğer sizin de dediğiniz gibi zaten AB ile çok gergindir ilişkiler. Sizin dediğiniz gibi eğer idam işini şey yaparlarsa zaten askıya alınacak süreç. Türkiye AB müzakereler sürecini askıya alınacak. Yani o yöne zaten doğru gidiyor. AB'nin devamlı yaptığı reform yapması lazım. Bu sistem güçler aykırılığına aykırıdır diyor. Ve bir de idam üzerine gelirse kesin askıya alınır ilişkiler. O noktaya gelir. ABD ile ise ABD daha pragmatiktir bu tür işlerde. İlişkiler devam edecektir ama yani Trump'la nasıl anlaşacaklar ya da nasıl iyi bir müttefiklik kuracaklar Trump'ın kendi bakış açısı ve ideolojisi noktasında Orta Doğu'ya ve Tayyip Erdoğan'ın Orta Doğu'ya bakış açısı arasında özellikle Suriye'deki Kürt durumuyla ilgili ciddi bir kapanmayan makas var. Trump'ı da biliyorsunuz hani böyle pek konuştuğunda fazla çok irdeleyip konuşan biri de değil. İleride bu konularda bir takım şeyler de çıkabilir diye düşünüyorum. Ama Türkiye en azından Batı ile olan ilişkilerinde biraz daha soğuma aldı diyebilirim. Uzaklaşma ve soğuma. Evet, bu daha da büyüyecek herhalde, alınacak kararlara bağlı. Evet, alınacak kararlara bağlı daha da büyüyecek ama yani biz sadece trendi söyleyebiliriz. Evet. Yani trend oraya gidiyor ama. Evet. Yani. Eyalet tartışmalarını da gördük bu süreç içerisinde. Bununla ilgili ne söyleyebiliriz? O çok ilginç bir tartışmaydı. Eyalet tartışması şimdi şöyle. Eyalet yani şeye baktığınızda
Tayyip Erdoğan'ın kariyerine baktığımızda yani son 5-6 senelik sürece. Şimdi devamlı bir Kürt açılımı oldu 2009-2010. Sonra kapandı. Ardından barış süreci başladı 2013-2015. Ve 2013-2014'te Sayın Tayyip Erdoğan tabii televizyon programlarında yani Osmanlı'da da Kürdistan vardı neden olmasın falan gibi çok net değil ama muğlak bir takım şeyler söyledi. Evet. Muğlak. Bunun altını çizmek istiyorum. Yani işte olabilir, eyalet olabilir falan dedi. Şimdi tabii ama ondan sonra ne zaman ki Selahattin Demirtaş 7 Haziran seçimlerinde seni başkan yaptırmayacağız çıkışıyla seçim kampanyası yaptı. Ve seçimde de hem barajı geçti rakibi de %40'a düştü o 7 Haziran sonucunda. Zaten ertesi günkü yapılan açıklamada artık barış sürecinin filmini yaparsınız dendi. O zaman başbakan yardımcısıydı. Hı hı. Yalçın Akdoğan. Hı hı. Öyle bir şey söyledi yani artık o hani başkanlığa karşı olma işi Kürt hareketinin Selahattin Demirtaş'ın artık barış sürecini de çökertti ve akabinde PKK ile savaş başladı biliyorsunuz. 1 Kasım seçimlerine kadar ki o şey oldu. Şimdi gelinen süreçte özellikle 15 Temmuz'dan sonra o Kürt hareketiyle veya İmralı'da yapılan görüşmelerin yerine MHP ile bir ittifaka girildi. Yani bütün bunlardan önce de Fethullah Gülen'le ciddi bir ittifak vardı. Vesayet rejimine karşı, ulusalcı vesayete karşı 2007'den sonra. Tabii ondan sonra onlarla kavga düştü. Ama yani şu andaki durumda MHP ile ittifaka girilip gidildi ve bu iş tutmadı. Çok belli tutmadı. Çünkü hani 2013-2015 arası Kürt hareketiyle kurduğu, İmralı ile kurduğu süreç AKP'nin ve Erdoğan'ın yani ülkücülerin hafızalarından gitmedi. Hı hı. İkincisi bir taraftan kesinlikle kampanyaya girildikçe Kürtlerden oy almak için muhafazakar Kürtlerden ya eyalet de olabilir dendi. Diğer taraftan da olur mu canım öyle şey dendi. Hı hı. Böyle bir keşmekeşin içine de girildi. Yani iki taraftan çünkü baktılar gördüler ülkücülerden de ciddi bir tepki var. Ve tabii ki Sayın Devlet Bahçeli'nin bugüne kadar başkanlık Türkiye'yi bölmek içindir. O çünkü dediğim gibi İmralı sürecinde başkanlık sistemi, başkanlığı alacaksın, Türkiye'yi vereceksin, eyalet yapacaksın diye devamlı suçluyordu. Şimdi o da hafızalardan gitmedi. Çünkü daha çok yeni. Evet. Yani özellikle MHP'nin tabanında, yani siyasi tabanda siyaset yapan insanlar için bir sene önceki demeçler çok yenidir. Belki normal yani vatandaş gündelik hayatında hatırlamaz ne dediği 4 ay önce, 5 ay önce yani tutmaz şeydi fazla ama yani siyaset, siyasi elitler arasında bunlar çok önemli şeylerdir. Kendi MHP'nin aktivist olan tabanında da bunlar çok tazeydi. Dolayısıyla bu ve eyalet meselesi ciddi bir sıkıntı yarattı. Ve MHP ile AKP koalisyonu çöktü aslında bakarsan. Hı. Evet, evet koalisyonu bence çöktü ve bence tabii detaylı analiz, topografik analiz çok makale yazılacaktır bakarak bölgelere, karşılaştırılarak. Ama bana sorarsan evet'i yani %49-51 de olsa, o bantlarda olsa tartışıyorlar şimdi. Yani %51 de olsa esas AKP'nin ideolojik tabanı çıkardı. MHP'den gelen çok fazla oy aldığını ben düşünüyorum. O çökmüş bir şeydi. Ve esas yani Erdoğan'ın kendi tabanındaki gücüyle bu iş kotarıldı gibi geliyor bana. Sonuçlar çünkü hani bir partinin %70-80'i kayması yani bütün merkez başkanı bir şeye evet diyor %70-80 derecede hele Adana, İstanbul gibi yerlerde çok daha da büyük kaymalar var. Evet. Bu onu gösteriyor. Hı hı. Yani benim yorumum bu. Yani bir eyalet tamamen bir keşmekeş ve şey oldu ama hani bundan sonra da eyalet işi sadece bilmem yeniden müzakereler başlar mı? Ama o öyle bir hani muallak bir söz olarak kalır. Hı hı. Benim gördüğüm kadarıyla. Şu andaki çünkü süreç başka bir yere gidiyor. Hı hı. Yani çünkü son biliyorsunuz yani ilk önce FETÖ'cüdür diye bir sürü insan atıldı. Sonra Selahattin Demirtaş ve HDP grubu içeri girmeye başladı. Hı hı. Dolayısıyla ve yani söylenilen söz yani son terörist kalana kadar savaşacağızdır. Yani topyekün savaş konsepti geldi.
O barış süreci çöktü ya şeyden sonra. Dolmabahçe böyle şey olur mu dedi. Dolmabahçe'de buluşuldu, sonra yok dedi böyle bir şey. O 7 Haziran'dan da sonra ve Suriye'de de anlaşamadılar. Suriye'deki durumla ilgili İmralı'yı anlaşamadılar. Ondan sonra çöktükten sonra 90'ların topyekün savaş konseptine geri dönüldü. Ve bu bir, belli bir süre daha gidecek gibi görünüyor. Özellikle Suriye'de Amerika'nın ve oradaki Kürt varlığından çok rahatsız. Bu topyekün savaşı belli bir süre daha götürecekler gibi görünüyor. Evet. Peki yeni bir Türkiye, bu kaygı verici gelişmelere gebe diyorsunuz. Peki yeni Türkiye'nin Kıbrıs'a yansımasına dönersek ne bekleyebiliriz kendi adımıza? Biz de bir çözüm arayışı içerisindeyiz ama. Yani o Kıbrıs sorunu konusunda bence yani stabil oldular. Yani stabil derken tabii ki farklı dönemlerde farklı tonlamalar oldu ama Kıbrıs sorununa dair eğer soracaksanız o konuda AKP'nin bir tutarlılığı var. Tutarlılığı derken yani bir onu bir gelenek haline getirmiş dış politikada. Kendi Kıbrıs dış politikası bir geleneğe bağlanmış yani. Hani bir ne bileyim ben Rusya veya Suriye'deki kadar zigzaka uğramayan ilişkilerden dolayı zigzaka uğramadı bugüne kadar. Dolayısıyla zigzaka uğrayacağını ben düşünmüyorum. Ama Kıbrıs'a yansıması ne olur? Yani herhalde Girne'de şey fiyatları daha da artar. Emlak fiyatları daha da artar. Yani çünkü biliyorsunuz son 6 ayda 7 ayda epey insan gelmeye başladı Kıbrıs'a. Gerek üniversite olsun gerek şey olsun Kıbrıs'a yani hani Türkiye'den de bir şey var öğrenciler veya aileler daha başka yerlere gitme hevesi var herhalde o da emlak fiyatlarını herhalde Girne'de artırmaya devam edecek gibi geliyor bana yani öyle görünüyor durum. Diğer yansımaları da yani Kıbrıs için yani eskiden de şeydi. Yani yansımaları bilmiyorum. Bekleyip görmek lazım ne olur yansımaları. Kıbrıs'a da ciddi anlamda şimdi FETÖ soruşturmaları başladı. Evet. Polis de biliyorsunuz yani şimdi. Orada da bir soruşturma izleyeceğiz. Yani orada da bir soruşturma izleyeceğiz. Umarım seyri şey gibi gitmez. Yani FETÖ'den başka yerlere de gidilmez. Eğer FETÖ'yse şey ve delil varsa tabii ki baksınlar da hani Türkiye'de çünkü ansızdan üniversitelerde akademisyenlere sıçradı. FETÖ'nün alakası olmayan şeylere sıçradı kararnameler. Kıbrıs'a yansımasında hani geçmişte Sayın Binali Yıldırım başbakan, Türkiye başbakanları, Dışişleri Bakanları daha fazla muhatap oluyordu. Şimdi tabii ki Tayyip Erdoğan'ın danışman olarak atadığı Kıbrıs şeyleriyle daha fazla muhatap olacağız. Yani bizi bu açıdan etkileyecek. Evet. Peki bir çözüm adına daha net bir duruş ve adımlar da görebilir miyiz? Hani diğer taraftan da bir durgun bir sürece girdik. Şimdi tekrardan görüşmeler başladı. Ancak pek de umut hem bu yıl içerisinde çok bekleyebilir miyiz? O da biraz düşük seviyelerde ama. Yani ben zaten Türkiye'den bir şey, yani Rum tarafı daha bile bu seçimlere bakıyor. Yani ben zaten Türkiye ve Yunanistan'dan bir şey beklemelerinin, Kıbrıslıların kendi kendilerini kandırmaktan başka bir şey olmadığını düşünüyorum. Yani örneğin bir garanti konusunu ele alalım. Evet. Hani dış gibi geliyor size. Yani dış faktörlerin. Yani evet öyledir. Yani Yunanistan ve Türkiye ama Sayın Akıncı diyor ki garantiler olmadan Kıbrıs Türk toplumu evet diyemez diyor. Evet. 100 defa söyledi belki yani sayarsan. Anastasiadis diyor ki garantiler olursa benim toplumum evet oyu veremez diyor. Evet. Şimdi dolayısıyla Türkiye ve Yunanistan'ın ötesinde burada iki yaşayan farklı toplumun tarih algıları ve birbirlerine olan güvensizlikleriyle ilintili bir garanti problemi de var. Yani birbirlerini garantide hissetmiyorlar ki böyle bir garanti problemi var. Şimdi onları ilk önce Kıbrıslar çözecek kendi aralarında. Ondan sonra hani Türkiye ve Yunanistan'dan bir şey bekleyecekler. Yani tabii ki Türkiye ve Yunanistan'a hala daha söyleyebilirler ama yani bilinmesi gereken bir şey var ki Yunanistan ve Türkiye denkleminin dışında da adanın kendi toplumları içinde böyle bir garanti problemi var. Garantilerle algılı bir problem var. O da tarihten, geçmişten gelen problemler bence. Yani ama şey konusunda, çözüm konusunda
destekler izleyeceklerdir her zamanki gibi. Onun dışında pek bir şey demeyecekler ama yani bildiğiniz gibi Sayın Anastasiye, Sayın Akıncı'nın başka problemleri var çözmesi gereken. Anlaşma metniyle ilgili, temel vurgularla ilgili ciddi şeyleri var. Tabii Türkiye bu arada AB'den AB müzakereleri yani bir ciddi bir hasar görürse veya bir şeye bir donma falan veya ciddi bir şeye girerse o zaman ne olur? Onun yansıması iyi olmaz tabii. Çünkü her zaman yani burası işte AB, yani işte AB üyesi barış olsun, federasyon AB üyesi olsun. Türkiye'de de ileride hani AB yolcusudur falan gibi artık şey kalktı ortadan. Öyle bir şemsiye, öyle bir şey yok. Ama hani bence düşünmemiz gereken şey şu. Şimdi Türkiye'deki kutuplaşmalara bakın. İşte Türk var, yani farklı etnik gruplar var. Türkiye'de yaşayan birçok insan var. Ama çoğunluk Türk etnik grup. Din, Sunni, Alevi, farklı Ermeni, bir sürü farklı din var. Ve farklı hayat tarzları var Türkiye'de. Evet. Yani seküler yaşam tarzı olan var, muhafazakar yaşam tarzı olan var. Bu da normal. Ama bakın görün ki bu farklılıklar bir ulus devlet olan Türkiye'de ne kadar ciddi problemler ve sorunlar yaratıyor. Dolayısıyla hani burada söylemeye çalıştığım şu, yani şimdi biz federasyondan bahsediyoruz Kıbrıs'ta farklı iki etnik grup ve farklı din. Eğer ciddi bir bilinç seviyesi dönüşümü olmazsa, gelişimi olmazsa insanlarda gördüğünüz gibi bir ülkenin içinde de hani şimdi biz işte barış diyoruz, federasyon diyoruz ama bir ülkenin içinde de çok ciddi yarıklar, ayrılıklar ve kutuplaşmalar ve birbirinden nefret eden güruhlar görebilirsiniz. Hani bir onu düşünelim diye diyorum. Ve bu Trump olsun Amerika'da, Amerikan toplumunun içeriği de şu anda pek farklı değil yani. Mesela hani farklılıklara tahammül veya farklılıklara mesafe, yakınlık olarak veya kullandıkları sıfatlar olarak pek de farklı değil. Dolayısıyla hani federasyon bizde hep Kıbrıs'ta yani federasyon barışın çözümün formülü, insanlığın formülü gibi bir şeyle büyüdük biz. Evet. Yani siyasi literatür olarak. Ancak unutmamak lazım ki yani Nijerya'da federasyondur ve çok ciddi problemler yaşar. Hani demeye çalıştığım... Federasyondan başka bir... Yok. Federasyon sadece yapısal olarak şuna gelmeye çalışırım. Federasyon sadece mekanik ve kurumsal bir formül olarak yaşaması için altında veya üstünde veya etrafında çok ciddi bir felsefenin veya bilincin de olması gerekir. Yani şu an o yüzden Türkiye'ye örnek verdim. Yani Türkiye'deki kutuplaşma ve farklılıkların iç içe yaşayamamanın veya farklılıkların kabullenememenin veya farklılıkları hor görmenin yaşandığı yani ve kutuplaşmaların olduğu bir şey. O bilincin oturtulmasına ihtiyaç var sanırım öyle. Daha onu gözlemliyoruz. Evet aynen öyle. Yani hani ki yapısal veya kurumsal bir takım değişiklikler yapılabilir Türkiye'de ama bilinç öyle olduğu sürece yani örneğin Türkiye'de şu andaki şey ciddi bir bilinç var şey anlamında. Yani güçlü olan ve merkezi olan, en güçlü olan daha iyi idare eder. Yani masaya vurduğunda çok güçlü bir adam daha iyi idare eder diye bir kanı var mesela. Ya bu kültürel boyutları var, aileden başlayan bir şeydir bu. Ama gördüğünüz gibi mesela bunun siyasi tezahürlerini görürsünüz gündelik hayatta. Ama bu bir bilinçtir. Ve kültürel bir şeydir ve aileden başlar. Yani bir takım yasalarla bir takım şeyleri demokratikleştirdiğinizde, çünkü Türkiye'nin örneğin şeyine bakın, yani 2002-2004 arası bir sürü işte reform yapıldı AB üyesi olacak diye. Yani bir takım yasaları değiştirdiğinizde, kurumları değiştirdiğinizde de bilincinizi veya davranış veya işte kalıplarınızı irdeleyip dönüştürmezsiniz. Pek uzun vadede pek faydası olmaz. Hani benim Kıbrıs için çıkaracağım diyelim ki ders, yani ders niteliği ya da işte şey sonuç diyelim. Sonuç veya bize bir
içgörü verebilecek değilim. Bize içgörü burada yaşayan insanlara ve tüm dünyadaki insanlara. Yani bir içgörü verecekse ben bunu söyleyebilirim. Türkiye'nin bu durumla ilgili güzel bir içgörü sağlıyor. Hani farklı iki işte Yunan Türk olması gerekmiyor huzursuzluğun veya işte mesafenin veya barışmamanın olması için. Bir toplumun kendi bizzat içinde bile ne kadar ciddi seviyede, yani çünkü biliyorsunuz yani şeyler söylendi. Yani evet cephesindeki diskor, söylem. Bunlar işte FETÖ artı PKK. Hani bazıları, hepsi değil ama öyle bir söylem vardı. Öyle bir damar vardı yani hayır diyenlerin hepsi sanki teröristmiş gibi. Tabii. Şimdi şeyde de hayır cephesinde de daha azdı ama şöyle şeyler vardı ki işte denize dökmüş gibi, düşmanı denize dökmüş gibi sevinecek gibi bir takım da söylemler oldu. Şimdi yani bu zihniyette yani buradan bir şey çıkmaz yani. Yani demokrasiyi bırak insanlık da çıkmaz. Dolayısıyla o düşman imajları ciddi bilinç altında veya artık bilinç üstünde neresindeyse ama onların ciddi dönüşmesi lazım yani. Türkiye'nin veya insanların hem kendi içlerinde hem de ülkelerin kendi arasında mısmıl bir ilişki kurabilmeleri için. Hani buradan da Kıbrıs eğer Kıbrıs'takiler düşünecekse bunu düşünsün bence. Evet, zaman aleyhimize işliyor diyebilir miyiz? Hem gelişmeleri de göz attığımızda, hepsini alt alta koyduğumuzda, özellikle hani Temmuz'dan sonra işte gerginlikler bizi bekler diyebilir miyiz? Bir yandan da sondaj çalışmaları da söz konusu. %100. Ve insanlar da zamanı kendi aleyhine çalıştırıyor da değilim ona. Çünkü yani Amerika şu anda Trump Cumhurbaşkanı, başkan daha doğrusu. Yani dünyada böyle pek şey, şu anda artık şeyleri akademide yazılıp çizilen şeyler, niye otoriterlik geri geldi bu denli güçlü derecede. Şöyle bir şeylik vardı ya işte 90'da bitti, Sovyetler Birliği demokrasi her yere geldi, ah canım cicim güzelim falan gibi bir hava vardı o zamanlar. Evet. Şimdi tabii aşırı sağın yükselişi var Avrupa'da. Trump geldi, aşırı sağın zaten de jure olduğu bir şey. Putin var. Böyle rejimler böyle otoriterliğe doğru gidiyor. Yani ciddi otoriter rejimler ve böyle birkaç senelik de değil köklü otoriter rejimler tesis ediliyor dünyada. Ve biz de Suriye'de de tabii iç zaten tamamen otoriter bir rejimli iç savaş var. Şimdi biz de ortasında duruyoruz yani. Böyle de bir öyle bir dünyada yaşıyoruz. Evet, son derece sıcak gelişmeler yaşanıyor. Evet, Kuzey Kore ile de tabii sürekli bir çatışma hali ve tehditler de söz konusu. Onunla da ilgili bir o da farklı bir şey alanı. O delikanlı biraz şey tabii babasından aldı o. O farklı bir ayrı bir hani ilginç değil tabii, üzücü bir şey. Çok o rejimin insanlara yaptığı baskı falan orada baktığınızda çok çok kahredici bir şey. Ve böyle devamlı işte biraz daha tabii toy bir şey. Yani tabii Çin Min de var orada. Onun için o öyle bir stability sağlar diye düşünüyorum. Bir şeylik sağlar ama onun evet yani Trump'la ama Çin'in olan arasındaki şey bana daha çok tedirginlik veriyor. Trump'ın Çin'e biraz takmış olması ve oradaki hani Çin'e, çünkü şöyle bir şey var, Birinci Dünya ve İkinci Dünya Savaşlarına baktığınızda çoğunlukla yükselen güçlerin hali hazırda güçlü olanını yakaladığında, örneğin mesela Birinci Dünya Savaşı'nda Almanya geriden geldi sanayi ve ekonomi olarak, güçlendi ve İngiltere'yi tam yakaladıp geçtiğinde savaş çıktı. Yani şimdi Çin de geliyor. Yani bugüne kadar hep Amerika oldukça güçlüydü ama Çin tabii nüfusu da çok güçlü. Hem ekonomik hem siyasi, askeri olarak pardon, yükselişte ve Amerika'nın gücüne yaklaşacak yani gitgide. Ve şimdi bu geçişte hani Birinci Dünya Savaşı, İkinci Dünya Savaşı gibi umarım bir savaş çıkmaz ikisi arasında. Çünkü bu güç dengeleri değiştiğinde yani Çin artık güç olarak gelecek yani 5 sene sonra, 10 sene sonra zaten yükseliyor. Bu geçişi eğer dikkat etmezlerse, hani bir şey denge kurmazlarsa savaş çıkabilir. Dolayısıyla o benim daha fazla kaygı, dikkatimi ve kaygı
kaygılıyım o konuda. Evet, gelişmeler her açıdan tuttuğumuzda çok kaygı verici, endişe uyandırıcı. Evet, her konuya değinmeye çalıştık. Özellikle tabii Türkiye'deki referandum sonuçları son derece önemliydi. Var mı eklemek istediğiniz son olarak, altını çizmek istediğiniz? Şimdi şeyden geliyorum. Sabah'ta Levent Bey'le program yaptık. Evet. Onda özgür bir dünya dedim. Bu programda demokrat bir dünya diliyorum diyeyim. Evet, dileriz. Demokrasi dolu ve insan hakları dolu bir dünya diliyorum. Evet, çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür katkılarınız ederim. İçin kolay gelsin sağ diyelim olun. Size. Cümleten. Evet, biz de ayrılan sürenin bugün adına sondayız. Haber dosyasını noktaladık. Yarın tekrar görüşmek dileğiyle. Şimdilik hoşça kalın. Gülten Özyakup Sezgin'le El Emeği Göz Nuru her pazartesi saat 15.20'de.